bugün ne yiyeceğiz? Sunumları kendilerine özgü tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Ve her geçen gün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla daha çok tanınıp müşteri sayılarını artırıyorlar. Onların ünlenmesi küçük ve orta esnafı da harekete geçirdi. Artık sosyal medya bir reklam mecrası oldu. Reklama para harcamak istemeyen esnaf sosyal medyaya sarıldı. Takipçilerinin ve müşterilerinin dikkatini çekmek için her biri yeni imajlar, yeni sunumlar geliştirdi. Bu da çeksin üstelik sprey sıkışı. Bizim tarzımız da bu. Tepsi dönecek, biz fıstığımızı atacağız. İsminiz ne Nusret? Nusret Cenik. Nusret Cenik. Evet. Sosyal medyada hep Etçi Nusret'i tanıyoruz biz ama. Bu da çiçekçi Nusret Cenik. O zaman başlayalım sipariş. Hemen başlayalım. Kırmızı güller, anastasyalar ve hiper kumlardan. Güzel bir demet hazırlayacağız yılbaşına özel. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 25 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Sosyal medyaya hiç video çekiyor musunuz? Çekiyoruz. Geri dönüşler nasıl oluyor? Müşteriler o videoları izleyip yorum yapıyor mu? Tabii çok yorumlar yapıyor. Güzel şeyler oluyor yani. Siz sıklıkla sosyal medyaya video çekiyorsunuz peki? Ne sıklıkla? Bayağı bir yani. Instagram adresinde daha çok yani ağırlık. Bu da çiçekçi Nusret'in sprey sıkışı mı? Evet, bu da çiçekçi Nusret'in sprey sıkışı. Şimdi bu sipariş nereye gidecek? Bu Etiler'e gidecek. Şöyle gösterelim. İşte çiçekçi Nusret'in 5 dakika içerisinde yaptığı bir... Buket. Buket, gördüğünüz gibi. Şimdi başka esnafa gidelim, bakalım orada neler yapılıyor. Şimdi nasıl yapacaksınız baklavayı? Ben şimdi fıstıklı baklava yapıyorum. Fıstığı dökerken nasıl bir tarz olduğunu göreceksiniz. Şöyle tepsimizi çeviriyoruz biz bu şekilde. Tepsimiz dönerken biz fıstıklarımızı atıyoruz. Bizim tarzımız da bu. Tepsi dönecek mi? Tepsi dönecek, biz fıstığımızı atacağız. Peki tepsi dönmeden o fıstık dökülmez mi? Ben yapamıyorum abi ya. Yani dönmesi lazım. Benim yapmam için onun dönmesi lazım. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyoruz. Oradan siparişlerimizi de alabiliyoruz. Gönderim yapabiliyoruz. Bizim için de ticari amaçla da faydası var bunun. Nihat Usta'nın baklavası bu mudur? Budur. Baklavamız hazır. Şimdi bunun fotoğrafını çekip sosyal medyaya atacak mısınız? Tabii ki. Yaptığımız tüm ürünleri sosyal medyada imkan zaman buldukça paylaşıyoruz. Çiçekçi Nusret'le baklavacı Nihat Usta'yı sizlere gösterdik. Onlar da yaptığı ürünleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Hem takipçilerine gösteriyor hem de daha fazla reklam yapıyor. Yani esnafın artık yeni satış yöntemi sosyal medya hesapları oldu.